Amerika'yı bilmem ama Türkiye'ye insan hakları ihlalleri konusunda çok ciddi bir sarı kart çıkarttı. Avrupa Konseyi dedi ki Osman Kavala hakkında kararları uygulamazsanız Türkiye'ye ihlal prosedürü uygulayacağız. Şimdi Osman Kavala 1322 gündür içeride tutuklu olarak. Bakın, tutuklu. 1322 gündür tutuklu olması 21. yüzyılda 2020'lerde söz konusu olamaz. Dünyanın demokrasiyle şu kadarcık bile olsa ilişkisi olduğunu söyleyen, iddia eden bir ülkenin. Şimdi bu olay Avrupa Konseyi'nin bu çıkışının şöyle bir önemi var. Bu Türkiye hakkında ilk kez gündeme getirilen bir mesele. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte ceza veriyor. Aman parası neyse öderiz diyorlar ya. Bu veririz parasını öderiz Bu öyle geçeriz değil. değil. Bu Türkiye hakkında ilk kez daha önce bir defa Azerbaycan'a uygulanmış bir muhalefet partisi lideri hakkındaki ceza nedeniyle prosedür uygulanmış. Türkiye'nin üyeliğinin tamamen askıya alınması meselesinin bile gündeme gelebileceği bir prosedürden söz ediyoruz. Sadece askıya alma meselesi de değil. Yani bu prosedür farklı bir prosedürdür. Çünkü bu ihlal prosedürü bizim öteden beri, hatta çoğu kez sizin yayınlarınızda benim eleştiri konusu yaptığım ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir siyaset kurumu haline dönüştüğünü ve kendi verdiği kararların uygulanabilirliğini denetlemediğini anlatıp durmuştum. Tabii. Yani şimdi buradaki olay şu: Avrupa Bakanlar Komitesi ve Avrupa Parlamenterler Komitesi tamamen Türkiye ile olan ilişkileri keseceği gibi, Zaten. evet, ayrıca bütün ülkelere, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalanmış olan bütün ülkelere, Türkiye ile olan bütün bağlarını, ilişkilerini kesmesini ve Türkiye'ye karşı büyük bir ambargo uygulamasını isteyecekler. Yani bu öyle basit bir olay değil bu. O bakımdan, yani şimdiye kadar Avrupa'da Türkiye ile yani sonuçta kullanışlı bir Türkiye görmek istedikleri için hep demokrasiyi ikinci plana itti Avrupa. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bakın, Ergenekon balyoz davası sürecinde ihlal kararları vermedi. Tam tersine Güneydoğu Anadolu olaylarında, yani Kürtlere karşı yapılan olaylarda bol olarak karar verdi. Ama Ergenekon ve balyoz davaları konusunda ihlal kararı vermedi hiç. Hep siyaset yaptı. Yani böyle bir mahkeme en sonunda, eğer kararı uygulanmadığı için Bakanlar Komitesi de böyle bir şeye gelmişse, böyle bir konuma gelmişse, Türkiye'nin yapacağı tek şey bence Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını derhal uygulamaktır. Başka Zaten yol. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parçası olduğumuz ve kararlarına uymak zorunda olduğumuz bir üst Peki yüksek nedir yargı. Ayşenur Hanım? Bakın, asıl temel şey şu: bu kadar çok kişi tutukladınız, bu kadar çok kişi tahliye ettiniz. FETÖ'cülerin en varsıllarını tutukladınız, onları tahliye ettiniz. Nedir ya? Ne istiyorsunuz Osman Kavala'dan? Yani bu şahsi bir kin gibi, şahsi bir öfke gibi, kara bir öfke gibi bir şey bu ya, bu Osman Kavala'ya uygulanan. Yani bir tarafta bakıyorsunuz, mahkeme tahliye ediyor, arkasından başka bir suç uyduruyorsunuz ve tutukluyorsunuz. Tekrar yeniden, hayda, sil baştan. Yani bu konu Türkiye yargısının yüz karası haline geldi artık. Şimdi bu arada hemen Brüksel'den bir not daha ileteyim. Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki ikili görüşme başlamış.
Tabii ki işte şu Kore yeğenimi bilmiyorum ama evet arşivdenmiş ama başladı. Az önceki görüntüyü verebiliyor musun tekrar? Evet, bir 15-20 dakika kadar önce, belki daha da kısa bir süre önce NATO merkezine gelmişti Erdoğan. Yanında Hulusi Akar, Savunma Bakanı ve Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Yanı sıra AKP sözcüsü Ömer Çelik'le. Yani şimdi bu da enteresan değil mi? Yanında partisinin sözcüsü var. Ya korkunç bir şey. Çok enteresan. Gerçekten çok, çok enteresan her şey. Şimdi böyle başladı. Şimdi efendim bakın, hukuktan bahsettik. Osman Kavala gerçekten 1322 gündür içeride olarak Türk hukuk tarihinde herhalde çok özel bir yere sahip olacak değil mi? Var mı bu kadar tutuklu kalan? Yani var. Yani cezaevinde yatan değil ama tutuklu, bakın hükümlü olarak değil, tutuklu olarak tabii, yatan tabii. Yok. Ben de onun için söylüyorum. Tutuklu olarak belki 1322 gün kaç yıl eder? 5 yıl. Yok. 4 yıl. 4 yıl. 4 yıl. 4. yılda. 5 yıl olan var vardı yani şeyde. Tutuklu olarak. Tabii tabii. Tutuklu olanlar. Hani şeyde bu Ergenekon darbe dönemlerinde falan. Orada da olabilir. Şimdi ama söyleyeyim yani bu hakikaten Osman Kavala'nın tutukluluğu farklı bir şey. Somut bir şey de yok biliyor musunuz? Yok tabii onu biliyoruz. Yani somut bir suçlama da yok. Yani biliyoruz. Dese ki ya bu ihtilali darbeyi sen yaptın. Sen darbenin başıydın dese vallahi anlarım hadi dedim ki böyle bir şüphe var bunun üstünden gidiyorlar. Yok böyle bir şey yok. Niye tutuklanıyor bu adamcağız? Onu bilmiş değilim. Bizim bilmemiz gerekmiyor. Efendiler ya. Biliyor herhalde. Efendim bakın, Osman Kavala 1322 gündür cezaevinde tutuklu olarak. Hakkında herhangi bir ceza hüküm yok. Daha pek çok şey de var. Mesela Selahattin Demirtaş meselesinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Onlar da zaten konuşuluyor. İkinci karar da Selahattin Demirtaş kararıdır. Yani şahsi kin ve öfke sonucu ikinci tutuklu Ahim'den olan gelen. Da evet şeydir Selahattin Demirtaş'tır. Şimdi böyleyken hani efendim mafya lideri diyoruz değil mi? Onun söylediklerinin ne önemi var? Ama eğer bir bakan, Sedat Peker değil, bir bakan, İçişleri Bakanı demişse ki bir siyasetçiye Peker ayda 10 bin dolar veriyordu. Bunun aynı gün daha o iddianın hemen ertesinde isminin Metin Külünk olduğu AKP MYK üyesi şimdi daha önceden milletvekili olan Metin Külünk olduğu. Metin Külünk'ün zaten Sedat Peker'le çok yakın olduğu. Metin Külünk'ün AKP'nin